Antalya'nın en güzel sahili Kemer'den ve Kemer'in Gönük bölgesinde bulunan Kilikya Palas Gönük'ten herkese selamlar. Ben Ersin Tekin. Bildiğiniz üzere sizlerin otel ve tatil seçimlerinizde kullanabileceğiniz filtresiz ve gerçek görüntüleri YouTube kanalımda paylaşmaya ve sizlerin tatil seçiminize katkıda bulunmaya devam ediyorum. Bugün Kilikya Palas Gönük'le ilgili bir çalışma hazırlıyorum ve tesisin tüm detaylarını, olabildiği kadar çok detayı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Önce drone çekimleriyle tesisin kuş bakışı görüntüleri, genel yapısı ve konumuyla ilgili size fikir vermeye çalışacağım. Sonrasında da otelin misafir ilişkileri departmanı müdürü Mehmet Bey eşliğinde resepsiyondan başlamak üzere odalar, restoranlar, havuzlar, sahil, alakart restoranlar, olabildiği kadar detayı videoma eklemeye çalışacağım. Umarım sizlerin tatil seçiminizde bu görüntüler işinize yarayacaktır. Eğer Kilikya Palas Gönük'te rezervasyon etmeye karar verirsiniz de bizler tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız. Tabii ki videoya başlamadan önce beğeni ve abone ol tuşlarına basarsanız da bizleri mutlu ve memnun edersiniz. Kilikya Palas Gönük videomuz başlıyor. Buyurun. Kilikya Palas Gönük videomuza tabii ki drone görüntüleriyle başlıyoruz ve tesisin genel yapısıyla konumu hakkında kısa bir ön bilgi vermek istiyorum yürüyerek gezmeye başlamadan önce. Kilikya Palas Gönük, Antalya'nın en güzel sahili Kemer'in Gönük bölgesinde. Kemer'e sadece 9, Antalya Havalimanı ise sadece 45 km'lik kolay ulaşımlı bir noktada bulunuyor. Arka tarafında gördüğünüz üzere muazzam Toros Dağları manzarası, hemen önünde ise Kemer'in pırıl pırıl akvaryum gibi denizi var. Tesis 5 yıldız kategorisinde Ultra Her Şey Dahil konsepte hizmet veriyor ve en öne çıkan özelliği bana göre oldukça kompakt ve kolay kullanımlı bir yapıya sahip olmasına rağmen hem dinlenmek için gelen misafirlere şu alanda relax havuz ve relax bölüm olarak, eğlenceli hareketli bir tatil sevenleri ise hemen şu alanda yine ayrı bir havuzun etrafında hem aquapark alanı, amfitiyatrosu ve eğlenceli animasyon ve hareketli zamanların geçebileceği ikinci bölümde hizmet veriyor. Hem bu bölümde hem bu bölümde ayrı ayrı barlar tesisin Ultra Her Şey Dahil konsepti içerisinde misafirlere içerik imkanı sunarken, aynı şekilde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ana restoranda açık büfe olarak, bunun yanı sıra bir alakart sunum yapan sinek restoranı var ve ayrıyeten de birbirinden farklı özelliklerde 5 tane özel alakart restoranı var. Şimdi bunların hepsini yürüyüşüm sırasında detaylıca sizlere göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Ama daha en baştan şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Kilikya Palas Gönük'ün en öne çıkan özelliği doğası, denizi, hemen hemen bütün odaların deniz manzaralı olması, hem dinlenmek isteyen hem hareketli tatil seven misafirlere hitap edebiliyor olması ve çok kolay kullanımlı, kompakt bir yapıya sahip olması gördüğünüz gibi. Artık yavaş yavaş yürüyecek yapacağımız tura başlayabiliriz. Kilikya Palas Gönük'te yürüyerek yapacağımız detaylı turumuza başlıyoruz. Drone görüntülerine kuş bakışı olarak otelin genel yapısını sizlere özetlemeye çalıştım. Şimdi deniz tanrısı Poseidon'un bakışları arasında, bakışları altında Kilikya Palas Gönük'e giriş yapıyoruz. Evet. Çok şık, çok tertemiz bir lobiye giriş yaptık. Giriş yaparken pandemi kuralları çerçevesinde ilk dikkatimi çeken, burada bir ayrılmış alan var. Bakın, içeri girer girmez hemen lobiye, resepsiyona yürüyemiyorsunuz. Çünkü önce bu yolu takiben şu noktaya gelip ateş ölçümünüzü yaptırmanız gerekiyor. 15 dakika. Daha sonra buradan ilerliyorsunuz ve check-in işlemlerinize başlanıyor. Bu arada Mehmet Bey bizi bekliyor, sağ olsun. Ersin Bey, hoş geldiniz. Otelin misafir ilişkileri müdürü. Kilikya Palas Otelimize hoş geldiniz. Nasıl, iyi misin Mehmet Bey? Çok teşekkür eder. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugünkü videomuzda oteli keşif sırasında Mehmet Bey bize eşlik edecek. Memnuniyetle sizlere yardımcı olmak için biz buradayız. Sizi biraz yoracağız. Bütün detayları görmek istiyorum. Misafire bütün detayları anlatmak istiyorum. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim size. Biz sizlere hizmet için buradayız. Tekrardan Antalya'daki evinize hoş geldiniz. Harikasınız. Çok teşekkürler. Çok sıcak bir karşılamayla turumuza başlayabiliriz.
Önce ne yapalım Mehmet Bey? Önce misafirlerimiz geldiği zaman karşılıkları bölüm istersen şöyle bir gösterelim. Tabii ki. Resepsiyondan giriş alanı. İşlemlerimize beraber. Tamam. Ateş ölçümüyle beraber ben size yardımcı olacağım. Şimdi misafirler geldiğimiz zaman önce burada ateş ölçümleri yapılıyor. Tabii ki. Ateş ölçümlerinden sonra daha sonra giriş işlemleri için. Giriş işlemleri yapılıyor. Bakıyoruz. Tamam. Evrakları verdiler. İşte HES kodlarını vesaire onları giriyorlar. Evet. Ve ne yapıyoruz? Sonra lobi alanında dinlenmeye başlıyorlar. Lobi alanında misafirlerimizi ağırlıyoruz. İçeriklerimizi ikram ediyoruz. Tamam. Şöyle bir dolaşalım mı lobide? Lütfen. Girer girmez hemen mesaiye başladık ama kusura bakmayın ya. Ben hoş böyle efendim. biraz tez canlıyım, hiperaktifim, evet. Böyle hemen hoş geldiniz efendim. Mesaiye başladık. Evet. Bizim burası ana girişimiz olarak lobi bölgemiz. Şimdi ben kilik yapalısı öncelikle bu bölgenin en karakteristik tesislerinden birisi olarak özetliyorum. Gerçekten kendine has bir atmosferi var. Tesisin çok fazla reklamı, çok böyle hani sosyal medyada vesaire gözüne çarpmamış olabilir. Ama Kemal bölgesinde çok gösterişte olmadan misafirlere keyifli ortamlar sunabilen bir tesis kilit yapalas. Bakın lobinin teras kısmına çıkıyoruz şimdi. Mehmet Bey bana eşlik ediyor ama ben tesisi daha önce tabii gezdiğim için biraz da böyle şey yapıyorum. Kendi bildiğim yorumları da hemen eklemeye çalışıyorum. Lobi teras bölgemiz efendim burası. Tamam. Misafirlerimiz geldikten sonra giriş işlemlerini tamamladıktan sonra yoğunluğu engellemek açısından burada misafir ediyoruz kendilerine. Soft tamam. İçeceklerimizle beraber tamam. Tatlı atıştırmalıklarımızla burada hizmetlilerimize başlıyoruz. Şimdi misafirler otele geldiler. İster kapalı alanda ister burada böyle gayet güzel manzaralar içtiğinde oturuyorlar. Peki ne içebiliyorlar burada Mehmet Bey? Nereden alacaklar içeceklerini? Lobi barımızdan alıyorlar. Tamam. Görebilir miyiz orayı da? Tabii ki. Tamam. Evet, resepsiyon alanında oda işlemlerimiz yapılırken eğer bir şeyler içmek isterseniz burası check-in işlemlerinin yapıldığı bölümdü. İsterseniz lobi bar bölümüne geçebilir ve hem otelin ultra şeyler konseptiyle ilgili böyle bir ön fikir edinebilir. Hem de çayınızı, kahvenizi, serinletici içeceklerinizi içebilirsiniz. Böyle bir alandan geçiyoruz. Bakın resepsiyon hemen şurada. Ve şimdi geldiğimiz alanda lobi bar bölümü. Burası biraz bana bir English pub atmosferi hissettirdi. Daha çok mobilyaların yapısından galiba. Bakın barın da genel ışıklandırması ve düzeni bu şekilde. Lobi bar 24 saat açık. Doğru mu Mehmet Bey? Evet, sabah saat 24 saat açık. Tamam. 24 saat açık barımız burası. Otele geldiğimiz zaman genel olarak şöyle bir oturalım, yol yorgunluğu atalım. Bir şeyler içelim dediğimizde elbette birazdan patisseriyi de göreceğiz. Orası kesinlikle. Çok güzel. Orayı da kesinlikle. Ekleyeceğiz hemen görüntüye. Özellikle patisseri bölümünü ben mutlaka izleyin, kaçırmayın diyorum. Geldiğiniz zaman olacağınız yer. Ama şimdi lobi barı şöyle kısaca bir göstermek istiyoruz. Bakın burada teras bölümü de var. Terasa çıktığımız zaman da mis gibi bir Ekim havası. Özellikle Akdeniz bölgesinde aklınızda olsun. Haziran ayının sonuna kadar, daha sonra Eylül ayının 10'undan Ekim ayının sonuna kadar tatil için fırsatınız varsa mutlaka değerlendirmelisiniz. Çok güzel bir doğa kokusu var. Çam ağaçlarının kokusu, deniz kokusu. Nisan ayından sonra Mayıs'ta, Haziran'da da böyle çok güzel turunçgil kokusu olur burada. Kemer bölgesinde narenciye kokusu yoğun bir şekilde alırsınız. Özellikle kısa yağmurlardan, Nisan yağmurlarından sonra. Neyse biz hem Mehmet Bey'i bekletmeyeyim hem de lobi bardan biraz daha bahsedeyim size. Resepsiyon ve lobi bölgesinde şimdi gösterdiğim birçok teras bölümü var. Hepsini teker teker anlatacağım, göstereceğim. Şimdi lobi barda şöyle bir şey yapalım. Otelin ultra her şey daha konseptiyle ilgili Mehmet Bey, misafirlerimiz ilk girişte burada bir fikir edinebiliyorlar. Kesinlikle. Çünkü ilk içecek, kapsamlı içecek noktası burası. Evet, hangi marka biraları veriyoruz? Efes olarak Bomonti veriyoruz. Efes veriyoruz. Efes ve Bomonti konsepte dahil. Tabii markalar önümüzdeki yıl değişebilir. Hani biz şu anda bunu veriyoruz ama evet. Şu anki konsepti anlatıyoruz. Peki kahve olarak çekirdek kahve kullanıyoruz değil mi? Çekirdek kahve. Tamam, güzel. Türk kahvemiz var. Alkol içeceklerde neler var? Onlara bakalım şöyle. Direktler burada. Hemen geleceğim. Başka bir şey dikkatimi çekti. Çetin Bey, başka bir şey dikkatimi çekti. Evet. Şimdi burada kokteyller var. Evet. Hepsi konsepte dahil mi bunların? Dahil. Peki, dahil. Şöyle bir sorum var size. Mesela klasik vodka martini diyor. Buradaki vodka hangi marka?
iki çeşit volkanı var. Absolut. Absolut. Ve Siminov. Tamam. Peki başka bir soru daha soracağım. Mesela margarita yapıyorsunuz kokteyl olarak. Hangi tekeleyi kullanıyorsunuz? Olmeca. Olmeca kullanıyoruz. Harika. Duymak istediğim buydu. Ama devam edeceğim. Tabii. Devam edeceğim. Mesela banana frozen istedim. Bana rom çeşitlerinden neyimiz var? Havana Club. Havana Club var. Harika. Çok iyi. Buraya kadar her şey harika. Peki, peki, peki. Bir şey daha sorayım. Viski içmek istiyorum. Neyimiz var? Viskimiz. Şivas'ı gördüm. Şivas var mı? Süper. Şivas'ımız burada. Şivas var. Başka? Valentine's var. Valentine's var. Red Label'ımız var. Şurada Dimple'lar var. Dahil mi onlar? Dimple'lar da dahil. Dimple'lar da dahil. Çok iyi ya. Harika. Black Label var mı? Var. Abi süper. Tamam. Bizim için yeterli. Biz burada lobi barda daha ilk girişimizde misafirlerimize Kilikya Palace Göynük'te konseptin içeriği hakkında fikir vermiş olduk. Çetin çok teşekkürler. Rica ederim. Bu arada taze demlenmiş güzel çayımız da var anladığım kadarıyla. Taze. Ben o zaman birazdan çayından böyle bir yorgunluk şeyi alacağım. Son olarak da gözüme takıldı. Eklemeden geçmeyelim. Yeni rakı da var değil mi? Tamam. 3 çeşit var. 3 çeşit yeni rakı var. Tekirdağ da var diğer tarafta. Tabii lobi barda çok böyle rakı gündeme gelmiyor ama özellikle yemeklerde Mehmet Bey yemeklerde aynı rakılar var değil mi çeşit olarak? Tamam. Şimdi misafirler genellikle şey diyor. Ya diyor Ersin girer girmez diyor alkolleri gösterdim. Ama tatile geldiyseniz de bu da bir keyif ve zevk değil mi? Merak edenlere söylemek lazım. Peki çok teşekkürler zaten. Görüşmek üzere. Şimdi lobi bardan ayrıldık. Biz tabii burada içecek bölümüyle ilgili kahvelerimiz, çaylarımız, alkol içeceklerimizi kısaca bahsettik ama lobi barda bir de tatlı atıştırmalıklarla ilgili olarak ilk geldiğinizde size kan şekerinizi yükseltecek çok güzel ikramlar sunan bir patisserie bölümü var. Hazır buradayken, lobi alanındayken orayı da ben göstermek istiyorum. Mehmet Bey de yardımcı oluyor. Burası misafir ilişkileri. Misafir ilişkiler deskimiz burası. Misafirlerimiz hizmet olarak devam ettiğimiz süreçte alakart rezervasyonları alan burası. Alakart rezervasyonları burada yapılıyor. Tabii ki alakart rezervasyonlarımız da burada yapılıyor. Şurası ne kadar güzel görünüyor burası. Burası pastanemizin teras bölümü. Pastane şimdi, teras bölümü. Evet pastanemizin teras bölümü. Tamam. İçeriden dışarı çıktığımızda oraya daha net şekilde görmüş olacağız. Önce pastaları görelim sonra terası görelim. Tabii ki. Tamam kesinlikle. Süper. Şu anda saatimiz 11 civarı. Yani tam misafirlerin giriş yaptığı, otele geldiği saatlerden sabah saat 10'la akşam saat 10'la bir tanesindeyiz ve burası açık değil mi? Hadi girelim bakalım. Makaronları yakaladım bile masada. Birisi almış ama unuttular mı acaba burada? Önce genel ortamı gösterdim. Sonra aman Allah'ım. Kolay gelsin herkese. Ya burası ne kadar güzel kokuyor böyle. Aman Allah'ım sabah sabah. Şimdi Kilikya Palace'a giriş yapmak için geldiniz. Ortalama saatler 10, 11, 12, 1, 2. Burası saat kaça kadar açık Esra Hanım? Akşam 10'a kadar açık. Gece 22'ye kadar. Sabah 10'dan gece 22'ye kadar açık. Ve büfe sürekli böyle mi? Çok iyi. Öğleden sonra çekeceğim vallahi. Çok güzel görünüyor ya. Aslında ben bir daha gelip tekrar kahve ve tatlı yemek istiyorum ya. Onun için kendime bahane yaratıyorum. Bekliyorum. Teşekkürler. Şöyle lobi kısmının hemen yanı başında patisserinin genel ürünlerinin çeşitliliğini göstermek istiyorum. Esen bunlar burada mı yapılıyor peki? Kendi ustalarımız yapıyor değil mi? Çok iyi ya. Tamam. Tatlı atıştırmaklarımızla beraber burada çekirdek kahvemiz de mevcuttur. Soft içecek olarak da misafir hizmetlerine cevap veriyoruz burada. Harika. Aa, bitmedi tabii. Baklavalarla falan başladık ama burada sütlaçlar, pudingler, cheesecake'ler. Aa, benim çok sevdiğim bir şey var şurada. Ortasında muz var galiba. Adem kolay gelsin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sağ ol. Adem, şunun ismi neydi? Şunun? Ibiza tatlısı. Ben ismini hatırlayamadım ama çok seviyorum onu. Yanında tiramisu da var. Ben birazdan dinlenmek için geldiğimde bana kahveli Ibiza ikram eder misin? Tabii. Harika. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet. Çeşit dondurmamız da var ileride. Aa bir dakika. Dondurmaları göstermesek olmaz. Dokun ya laf aramızda. Mehmet Bey kimse duymasın. Dondurma ne marka? Kartdor mu? Kartdor evet. Gördüm ben. İçine
Reklam yapmayalım diyoruz ama biz oteli anlatırken bu markaları vermek zorundayız. Ama benim aklım nerede biliyor musunuz? Şu Fransız sokağında. Buyurun. Şimdi pastanızı aldınız, kahvenizi aldınız. İster burada klimalı alanda oturabilirsiniz, serin alanda oturabilirsiniz. İsterseniz de... Sen mesela kurallar gelemez, kapılar tamam. Şimdi dikkat ettim ona. Bakın, kapı, oteldeki genel kullanım alanı kapıların birçoğu bu şekilde açılıp kapanıyor. Abi ne kadar şık bir yer burası. Evet. Makaronların sahibini buldum. Çok şık ya. Şimdi ben bazı otelleri videolarımda siz benim yani sesimin enerjisinden alıyorsunuzdur. Evet, Kilik Yapalas dediğim gibi çok reklam yapan, çok böyle ön plana çıkartılmış bir tesis değil ama yine ben çok abartmadan, çok böyle nasıl söyleyeyim, kendi mütevaziliği içinde ne kadar keyifli ve güzel hizmet verdiğini anlatmaya çalışıyorum. Kendi kategorisinde fiyat fayda dengesi en başarılı tesislerden bir tanesi. Bakın, lobi alanında lobi bar ve patisserie alanını görüntüledik. Şimdi birazdan diğer alanlara da geçeceğiz. Şimdi bu bölüme Fransız sokağı mı diyorsunuz Mehmet Bey? Evet. Resepsiyon girişi hemen şu karşı tarafta. Lobi barda hemen şöyle bir 20 metre ileride. Lobi bar, patisserie ve bölümdeki atıştırma alanlarını böyle özetlemiş olduk. Hemen şuradaki güzel masayı da çekelim. Mehmet Bey, ben dinlenmek için ara verdiğimizde burada oturmak istiyorum. Sakıncası var mı? Tabii ki, memnuniyetle efendim. Bakar mısınız şu güzelliğe, manzaraya? Evet, buradan görüntü almaya ben doyamayacağım. Devam edelim. Şimdi misafirler giriş yaptılar. Odalarını aldılar. Artık odalarını görmek istiyorlar. Oda kartlarını aldılar. Odalarını görmek istiyorlar. Biz oda çeşitlerini gezelim mi beraber? Tabii ki efendim. Hadi buradan odalara gidelim. Hadi odalara gidelim. Şimdi biz burada 3 çeşit oda göstereceğiz misafirlerimize. Birisi standart oda. Birisi aile odası. Bir de dubleks odamızı. Bir tane dubleks oda göstereceğiz. Evet. Drone çekimlerinde tesisin iki ayrı bloğu olduğundan bahsetmiştim. Ama tüm alanlar ortak kullanım şeklinde. Evet. Ve şimdi bir oda örneği görmek üzere devam ediyoruz. Lobi alanını, resepsiyon alanını zaten birbirine hemen iç içe geçmiş alanlar bunlar. Patisserie bölümü, lobi bar bölümü gösterdikten sonra asansörlere doğru ilerleyebiliriz zannederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi Kilik Yapalas Göynük'te standart bir oda örneğini görmek üzere Mehmet Bey sağ olsun yardımcı oldu. Kapıyı açtı bize ve biz de görüntüleri size ulaştırmak için hemen bilgilenmeye başlıyoruz. Şu anda gezdiğimiz oda bir standart oda tipi. İki yetişkin için bir büyük yatak var. Artı bir de sofa bed görüntülüyorum. Demek ki 2+1 kişinin... Evet, 2+1 olarak... Doğru tahmin ettim. 2+1 kişinin konaklamasına uygun bir oda tipi bu. Şöyle hemen geniş açı yapayım ve odaya girer girmez sol tarafımızda bulunan banyodan biraz bahsedelim. Balkon ve minibar gibi detaylara tabii ki bakacağız. Önce bu modern ve şık banyoyu şöyle bir görüntüye ekleyelim. Duşakabin kullanılmış. Gayet güzel, tertemiz, çok şık bir şeyi var. Ne derler? Seramik döşemesi var. Hemen bu tarafta Kilikya logolu, Kilikya Hotels logolu şampuanlar ve saç bakım ürünleri, banyo bukletleri, banyo malzemeleri, makyaj aynası, saç kurutma makinesi gibi detaylar mevcut. Gayet rahat kullanabileceğimiz bir banyo olduğunu söyledikten sonra banyodan çıktığımızda tabii standart olarak karşımızda giyinme dolapları, giyinme dolabı diyorum hep yanlış söylüyorum, elbise dolapları var. Ama bu dolaplarda kasanız, yedek yastığınız, terlikleriniz ve çamaşırhane hizmetleri için evet orada malzemeler mevcut. Evet, bir de minibarı görelim. Standart odadayız ve Mehmet Bey sağ olsun yardım etti bana. Standart oda minibarı. Biz Kilikya Palas Göynük'te bütün odalarda aynı minibar düzeyinde karşılaşacağız. Ultra her şey daha konsepti içerisinde. Burada meyve suyu, çikolatalı süt, su, soda, kola, meşrubatlar,
2 adet bira var ve bizi şaşırtacak bir durum ortaya çıktı. Godiva marka çikolata. Neden şaşırdım? Çünkü ben elbette bazı otellerde işte çikolatalar, gofretler, cipsler, çerezler de olabiliyor. Ama burada iş biraz daha böyle bence daha tatlı bir aşamaya getirilmiş. Godiva marka çikolata eklenmiş minibara. Bütün onlar standart olarak Godiva marka çikolata da sunuluyor. Minibarı da gösterdik standart odamızda. Bütün onlar da minibar düzenimiz bu şekilde olacak ve devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir tane standart oda örneğimizi gördük. Şimdi ikinci oda örneğimize gidiyoruz. Bir aile odası göreceğiz. Bu arada tesisin ikinci lobisini de Era Lobby olarak isimlendiriyor burası da. Yine az önce gezdiğimiz lobby bölümüne alternatif olarak bu bölümde misafirin dinlenebileceği ve keyifle içeceklerini yudumlayabilecekleri bir alan. Burası da havuz manzaralı. Şöyle bakın hemen aile odası örneğine başlamadan önce Era Lobby alanında şöyle göstermek istiyorum. Drone görüntülerinde bu bölümden bahsetmiştim size. Buradaki havuzu da relax havuz olarak anlatmıştım. Yine birazdan yürüyüşüm sırasında bu havuzu ve dış alanlarını görüntülere ekleyeceğim. Era Lobby alanının teras kısmında bu şekilde. İçeriden göstermiştim, dayanamadım, dışarı da çıktım. Bakın ne kadar güzel bir havuz ve deniz görüntüsü var. Yani az önceki lobby alanında ve lobby teras alanı biraz daha hani Fransız sokağı, patisleri vesaire gibi bir şeyi vardı, ambiyansı vardı. Daha çok yeşillikler ve bahçe görülüyordu. Burada da havuz ve deniz manzaralı. Biraz daha relax bir alan. Biraz daha şimdi orada resepsiyon bölümü olduğu için biraz daha hareketli orası. Burası biraz daha sakin. İkinci lobby alanında kısaca sizlere gösterdikten sonra artık aile odasını görmeye gidebiliriz. Burada ilginç bir dekor var. Çekmecelerden antika mobilya çekmecelerine benzeyen bir dekor yapmışlar. Evet, asansöre geçelim ve aile odasına doğru gidelim. Ve evet, Mehmet Bey eşliğinde bir de aile odası örneği görmek üzere girişimizi yapıyoruz. Şimdi bu bölüm daha çok çocuklarıyla gelen misafirin rahat kullanımına uygun olan bir oda. Neden? Öncelikle iki tane yatak var. Tabii ki çocuklar için ayrı bir televizyon var burada. Sonra devam ettiğimizde küçük bir geçişten ara kapıyla ayrılmış bir ebeveyn odasına geliyoruz. Bu arada banyomuzdan hemen bahsedelim. İki odanın ortasında da banyo mevcut. İşte burası da banyo. Aslında az önce gezdiğim standart odayla hemen hemen aynı özelliklere sahip. Bütün kullanım malzemeleri ve duşakabin burada misafirlerin kullanımına sunulmuş. Burada çok zaman geçirmeyeceğim. Standart banyo düzenini zaten standart odada detaylı göstermiştim. Şimdi ebeveyn odasına giriş yapıyorum. Burada da yine çocuk odasında olduğu gibi bir televizyon. Çay kahve ikram bölümü. Minibar var. Orayı da göstereceğim, şimdi size bahsedeceğim. Önce şöyle bir genel dekorundan da görüntü almış olalım. Bu arada ben Kilik Yapalas Gönül'le ilgili çok güzel bir özellik öğrendim odalarla ilgili. Bunu bilmiyordum. Şimdi bahsedeceğim size. Ama önce minibarı açmak istiyorum. Evet. Ultra Ayşe'da konseptinde çalışan otelin minibarı bütün odalarda standart olarak sunuluyor. Burada su, soda, bira, kola ve çikolatalı sütün yanı sıra meşrubat çeşitlerinin yanında bir de daha önce hiçbir otelde rastlamadığım bütün odalarda standart olarak Godiva marka çikolata minibarlarda ikram olarak sunuluyor. Tekrar ediyorum, bu çikolatalar bütün odalarda standarttır. Şimdi odanın güzel özelliği nedir? Daha doğrusu Kilik Yapalas'ın odalarının ortak olan güzel özelliği, bütün odalar deniz manzaralıymış. Ben bunu bilmiyordum. Tabii ki denizi görme açıları farklı olabilir ama deniz manzarasız oda yok dedi Mehmet Bey. Mehmet Bey doğru mu söylüyorum? Evet, doğrudur. Mevcut odalarımızın hepsi deniz manzaralıdır. Karamanzaralı odamız yok bizim. Tamam. Böylelikle ne öğrenmiş olduk? Kilik Yapalas'ta oda seçiyorsak deniz manzaralı, kara manzaralı ayrımı olmayacak. Sadece aile odası, standart oda veya dubleks oda gibi seçenekler misafirlere sunulmuş olacak. Sizlere sunulmuş olacak. Siz de buna göre tercihinizi yapabilirsiniz. Şu anda Era bloktayız. Zaten resepsiyon ve lobi alanının bulunduğu blok hemen yanı başımızda. Aralarında bir mesafe yok. İki blok birbirine yapışık durumda diyebiliriz neredeyse. Buradaki havuz, relax havuz demiştik, yine anlatmıştım drone çekimlerinde. Hemen önümüzde özel tip villalar var. Bu villalar alt kat, üst kat olarak ayrı ayrı odalar şeklinde sunulabiliyor. Dilerseniz kalabalık bir aile olarak geldiyseniz bütün bloğu, yani bir villayı bir bütün olarak da alabiliyorsunuz. Oradan da bahsetmeye çalışacağım birazdan turum sırasında. Ve tekrar aile odasına dönüyorum. Balkonunu kısaca bir daha gösteriyorum. Ebeveyn yatak odası.
Ara kapıyla küçük bir bölüme, koridora geçiyoruz. Banyo bölümü ve çocuklar için veya iki yetişkinin de kullanabileceği iki yataklı ayrı bölüm. Bu bölümde dikkatimizi çekmesi gereken bir başka özellik daha var. Yerler halı zemin. Yani az önce gösterdiğimiz standart odada parke zemindi. Aile odasında ise tamamen halı kaplama bir zeminle karşılaştık. Bunu da bilgilerimiz arasına eklemekte fayda var. Evet, devam ediyoruz. Bir de dubleks oda göreceğiz şimdi, değil mi Mehmet Bey? Dubleks'e gidiyoruz değil mi? Dubleks oda gideceğiz. Tamam, hadi gidelim o zaman. Bir oda örneğimizi daha Girikya Palas Göynük bilgi dağarcığımıza, videomuza ekleyelim. Aile odasından çıktık, dubleks odaya gidiyoruz ama hani bütün odalar deniz manzaralı demiştik ya. Şimdi ben buna dikkat edince daha iyi anladım. Bakın, bütün odaların giriş kapıları bu koridorda. Koridorun sol tarafında ise oda yok. Pencereler bu gördüğümüz güzel Toros Dağları manzaralarına bakıyor. Hani zaten otelin arka tarafa bakan, yol kısmına bakan odası olmadığından dolayı hepsinin deniz manzaralı olması çok normal diye aklımdan geçirdim. Bunu da size paylaşmak istedim. Şimdi artık dubleks odaya gidebiliriz. Girikya Palas Göynük'te oda turumuz devam ediyor ve şimdi üçüncü odamıza gireceğiz. Üçüncü örnek odamız, bu sefer dubleks bir odaya giriyoruz. Yine aile olarak gelen, kalabalık gelen misafirlerin, çocuklarıyla gelen misafirlerin rahat kullanabileceği bir oda olduğunu düşünerek bu odaya giriyorum. Ama önce isterseniz şöyle yapalım. İlk giriş bölümünde sol taraftaki banyoyu yine kısaca gösterelim. Aynen ilk bölümde standart oda ve aile odasında gösterdiğimiz odayla aynı özelliklere sahip. Duşa kabinli, gayet şık. Buklet malzemeleri yine aynı şekilde Kilikya Hotels markalı. Şampuanlar, saç kremleri ve ne diyelim, cilt bakım losyonları, makyaj aynası, saç kurutma makinesi standart. Sonra dubleks odanın ana özelliklerine gelelim. İlk girdiğimiz zaman iki yataklı bir bölüm bizi bekliyor. Karşısında televizyonu ve minibar var. Açalım minibarı. Az önceki aile odasında ve standart odada gösterdiğim gibi bira, kola, gazozlar var, su, soda, meyve suyu, çikolatalı süt ve finalde Godiva marka çikolatayla yaptım tekrar. Bu önemli. Her yerde olmayanları göstermek lazım. Evet, devam ediyorum. Burası dubleks odanın birinci katıydı. Oo, müthiş bir manzara var burada. Çok güzel bir teras var. Dubleks odanın ilk giriş bölümünde, tekrar şöyle dönerek göstereceğim. Üst kata çıkmadan önce bakın böyle bir teras. Nefis bir manzara. Bence bunu not alın. Aile odası kullanmak isteyen misafirler dubleks'i değerlendirsinler. Çocuklar eğer şeyse, yani çok küçük değillerse bence burası kesinlikle değerlendirilebilir. Şimdi ikinci kata çıkıyorum. Ebeveyn misafirlerin kullanabileceği, anne babaların kullanabileceği bölüm de burası. Odada bir banyo var. İlk giriş bölümündeki banyo. Üst kattaki odayı da her açıdan göstermeye çalışıyorum size. Yine halı zemin. Ha, bu arada dikkatimi çekti. Burada da bir tane minibar var. Evet, ikinci minibar. Ebeveyn odası bölümünde. Ve tekrar devam ediyorum. Dubleks odada üst katı gösterdikten sonra bakın şöyle merdivenlerden aşağı ineceğim. Terası tekrar göstermeye çalışacağım size çünkü terası çok beğendim. Eminim siz de bu odayı seçerseniz en çok keyif alacağınız alan burası olacak. Yani balkon diyeceğim ama balkondan büyük olduğu için teras diyorum. Normal balkon gibi değil burası. Çok rahatlıkla keyif yapacağınız bir alan. Hatta şezlong falan bile sığar ya buraya. Güneşlenmek için çok iyi. Aşağıda relax havuzun olduğu bölüm. Erabiloğun havuzu. Diğer bloktaki havuz biraz daha ağaçların altında, biraz daha farklı bir görüntüsü var. Aynı zamanda aktivite ve animasyonlar orada demiştik. Burası da gün boyunca daha sessiz, daha sakin böyle bir ortamı var. Ama bizim konumuz odalar. Tekrar odaya dönüyorum. Bu güzel geniş teras balkondan. Teras balkonu nasıl oluyor bilmiyorum. Kendimce şey uyduruyor gibi oldum biraz ama dubleks odanın da görüntülerini bir kez daha şöyle ekledikten sonra artık Mehmet Bey de beni bekliyor. Turumuza devam etmek üzere ilerleyebiliriz.
Teşekkür ederim. Çok yoruyorum sizi böyle. Bekletiyorum ama kusura bakmayın. Sizlere hizmet için buradayız. Çok sağ olun. Bütün misafirlerimize hizmet ettiğimiz gibi sizler de hizmet için başımızın üstünde. O zaman çok teşekkürler tekrar. Ben sizi biraz daha yorayım. Biraz daha outletleri, dış alanları gezelim. Şimdi misafirler geldi. Lobiden girişlerini yaptılar. Resepsiyondan oradaki patisseri bölümünü, lobi barı gördüler. Biraz dinlendiler. Odalarını seçtiler. Evet. Şimdi artık tatil zamanı geldi. O zaman aşağı inelim. Havuzu, denizi, sahili görelim. Memnuniyet. Haydi bakalım. Efendim Kilikya Palas Gönik'te Mehmet Bey'le beraber turumuz devam ediyor. Şimdi oda örneklerini gördük ama dış alanlara çıkmadan önce, outletlere çıkmadan önce ben kendisine rica ettim. Dedim ki şu patisseriye bir daha gidelim. Ben kahve içmek istiyorum ve o güzel köşedeki masada oturmak istiyorum. Tekrar yeri geldik. Çok teşekkür ederim. Beni bu güzel kokulu yere geri getirdiğin için tekrar geldik patisseri bölümüne. Otelde şu ana kadar en beğendiğim noktalardan birinci sıraya burası çıkıyor. İlk sıraya aldım. Farkındaysanız ikinci defa gösteriyorum otele giriş yaptıktan sonra. Peki. Benim köşe masamda misafirler var. Masamı kapmışlar. Ama sağ olsun Mehmet Bey hemen yan taraftaki bölümde yine bir köşe masa. Böyle Ersin Bey bu taraf var dedi. Ve oraya gidiyoruz. Bol bol oturma alanı var. Lobi teras bölümü bir kez daha gösteriyorum. Otelin en keyifli alanından bir tanesi. Bir kez daha ifade ediyorum. Ve ben şimdi burada kahvemi ve pastamı söyleyeceğim. Sizin yerinize bir tadım yapacağım. Kilikya Palas Köyünlük'te kahve molası bizim patisseri şefimiz Adem Usta'mızın yaptığı özel, ben ismini hep karıştırıyorum bunun ama özel pasta, kahve ve manzaram da işte bu. Kilikya Palas Köyünlük videomuz devam ediyor. Lobi alanı, resepsiyon, patisseri, oda örnekleri ve tatlı pasta keyfimizi yaptıktan sonra nihayet artık sizler de otele geldiğiniz zaman şöyle biraz keşif yapayım. Çıkalım bakalım dışarıda neler varmış dediğinizde sizleri karşılayacak alanları göstermek istiyorum. Şimdi tesiste iki tane havuz var demiştim. Bir tanesi şu anda gözlemlediğimiz böyle çam ağaçlarının gölgesinde, denize çok yakın. Zaten otel çok kompakt bir tesis. Hemen tekrar dönüyorum, bakın odaların bulunduğu bloklar. İndiğimiz zaman birkaç adımda havuza ulaşıyorsunuz. Yine birkaç adımda da denize ulaşabileceksiniz ve ben bunları göstermek istiyorum şimdi size. Bu havuz daha çok şu anda sessizlik içinde, güzel hafif müzik eşliğinde ama su oyunlarının, su sporlarının veya zaman zaman animasyon faaliyetlerinin yapıldığı havuz burası. Bu havuzun hemen şöyle biraz ilerisinde aquapark alanı var. Orayı da gösterelim hemen. Aquapark alanına doğru giderken ana havuzda hemen dikkatimi çeken engelli misafirler için hazırlanmış bir aparat var burada. Otelin engelli misafirlerin kullanımına da uygun olduğunu ifade etmek adına bunu da göstermek istiyorum. Ana havuzun hemen arka tarafında minik çocuklar için güneşten korunmuş bir küçük havuz var. Bu havuzun da hemen şöyle birkaç adım ilerisinde de aquapark bölümü var. Adım adım tüm detayları göstermeye çalışıyorum size. Aquapark'ı da gördükten sonra sahile doğru yürüyüşümüz devam edecek. Evet, ana havuz. Küçük çocuklar için olan havuzu gösterdik ve sonra şimdi aquapark alanına geldik. Buradaki kaydıraklar dışında hemen şurada arka tarafta
yine biraz daha farklı boyutta mavili, morlu, pembeli bir bölüm daha var. Yine daha küçük çocukların kullanabileceği aqua park alanı da orası. Evet, burayı da kısaca özetledikten sonra yine turumuza devam ediyoruz. Park alanından sonra yine ana havuzun hemen yanı başında amfiteyatro bölümü var. Şimdi akşam saatlerinde burada çok güzel bir show sizlere izletmeye çalışacağım yemekten sonra, ama gündüzki turumuz sırasında da amfiteyatronun nerede olduğunu sizlere çok kısaca göstermek istiyorum. Ve burada da akşam için hazırlıklar var. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Buradaki havuz alanında, daha doğrusu sahil alanında, bakın hemen şurada çim alanının hemen sonrasında plaj başlıyor zaten. Yani ister plajda olun, ister havuzda olun, biraz küçük bir şeyler alıştırmak istediğiniz de buradaki gözleme noktası sizleri bekliyor olacak. Saat 11 ile 16 arasında el açması hamurdan. Neli var? Şöyle bakıyorum. Peynirli var. Tamam. Başka? Kıymalı, patatesli. En sonuncusunu anlamadım. Şekerli mi? Şekerli. Ha, bunu ilk defa duydum. Şekerli nasıl oluyor? Şekerli normal bildiğimiz toz şekerden. Öyle mi? Gözleme yapıyorsun toz şekerden. İlginç. Yapabilirim yani. Yok, ben yemek için değil, merak ettim sadece. Patatesli, peynirli, kıymalı veya şekerli gözleme. Çok beğeniyorum. Tamam. Beğenen turistler varmış. Böyle bir tercih seçenek olarak sunuluyor. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Alın. Evet, gözleme noktasına gördükten sonra Kilikya Palaski Önlük turumuz devam ediyor. Sahile çok yaklaştık. Havuzun diğer tarafına geçtik. Yavaş yavaş ilerliyorum. Başka neler göreceğiz beraber bakalım. Şimdi gözleme noktasından sahile çok yakınız demiştim ya. Aslında buraya kadar gelmişken sahili de gösterelim isterseniz. Şöyle Mehmet Bey'le beraber onu yormaya devam ederek ilerliyorum. Ve sahile geldik bile. Bakın ne kadar kısa bir mesafe. Arkamı dönüp bir daha göstereceğim. Otelin kompakt ve kolay kullanımlı bir yapıda olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu tip otellerde bunu özellikle vurguluyorum. Ve sahil alanına geldik. Kilikya Palaski Önlük'te sahile kadar gelmişken isterseniz bu detaylı bir sahil turu atalım. Önce denizin yanına kadar ilerleyeceğim. Sonra hem denizin derinliğini hem de kum çakıl durumunu sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle tesisin engelli misafirlere uygun olduğunu göstermek adına, sahilde de öyle, otelin içinde de öyle. Bakın burada engelli misafirler için kolay ulaşabilecek tekerlekli sandalye bölümleri var, platformlar var. Yine aynı şekilde denize girerken de bakın şuradan iskeleye çıkmadan yan tarafta bir platform var. Bu alanlar engelli misafirlerin rahat kullanımı için hazırlanmış alanlar. Hemen şöyle sol tarafımızda beach volley alanı var. Beyaz kum zeminli. Hemen söylüyorum, burası özel bir kumdur. Sertifikalı, yurt dışından getirtilen bir kumdur. Ve mermer tuzu değildir. Beach volley alanında kullanılıyor. Sadece yaz dönemi için geçici olarak kullanılan bir kum. Geri kalan tüm bölümler tabii ki sahilin kendi doğal yapısı. Aslında kemer bölgesi genelde taşlık ve çakıl karakteristik özelliğini göstermesine rağmen burada gördüğünüz gibi kumsal diyebileceğimiz sadece minik çakıllar var. Ama denize girişi de hemen isterseniz bilgi olarak ekleyelim. Yine sabah saatlerine geldiğim için deniz oldukça sakin ama biraz öğleden sonra görüntüsü de buraya ekleyeceğim. Çünkü sabah saatlerinde hiç dalga olmuyor. Sizin Antalya sahillerinde genellikle öğleden sonra biraz daha dalga olacaktır. Ama burası kesinlikle çok büyük dalgaların olduğu, sizi rahatsız edecek bir sahil değil. Göynük sahilindeyiz. Deniz gördüğünüz gibi kumsal diyebileceğimiz yapıda. Elbette küçük çakıllar var. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Birkaç adımda sizin için biraz da kendimi serinletmek için suya giriyorum. Evet, denize girişte de yine minik çakıllar var suyun içerisinde. Ama taş ya da kaya diyebileceğimiz bir durum yok. Çok rahatlıkla burada şöyle bir 8-10 metrede yürüyerek denize girebilirsiniz. Ve çok da güzel, tertemiz, akvaryum gibi
Kemer Denizi'nin tadını çıkarabilirsiniz. Galiba özetleyebildim. Sahile detaylı olarak. Burada bir de iskele var. Unutmayalım iskeleyi. İskeleden denize girmek isteyen veya iskelede güneşlenmek isteyen misafirler için iskele bölümü. Kilikya Palas Göynük yürüyüşümüz devam ediyor Mehmet Bey'le beraber. Sahil görüntülerini aldıktan sonra şimdi bakın ne kadar keyifli bir yere geldik. Kilikya Palas Göynük'ün en keyifli noktalarından bir tanesi. Pool bar. Burası aynı zamanda beach bar olarak da isimlendirebiliriz. Çünkü hemen bir tarafımızda plaj var, bir tarafımızda da havuz var. Şimdi isterseniz burada gayet güzel şemsiyenin altında çok sayıda masa, sahneler var zaten. Ama bunun dışında şöyle pool bara yaklaşarak da ben size bu alanın ne kadar keyifli olduğunu göstermek istiyorum. Şöyle yapacağım. Ben şu bölümden geldim. Oradaki masalar, sandalyelerin dışında. Buraya geldiğiniz zaman da hemen barın yanı başında çok güzel minderli masalar, sandalyeler ve keyif alanları var. Bu alanı ben çok beğendiğim için biraz etrafına dönmek istiyorum önce barın. Akşamları da yemekten sonra DJ performans ve eğlenceli müzikler eşliğinde burada misafirler oturuyorlar, keyifli bir şekilde sohbet edebiliyorlar, içeceklerini yudumlayabiliyorlar. Bilmiyorum bana mı çok güzel görünüyor ama görüntüler de size galiba hani biraz yorumsuz bırakıp biraz da size bırakmakta. Sizin yorumunuzu aşağı yazabilirsiniz. Ben beğendiğim yerleri biraz fazla vurguluyorum. Burası bana çok keyifli. Bakın bir tarafımızda havuz, bir tarafımızda deniz. Zaten Kilikya Palas Göynük'te hani konsept konusunda da lobi barda detaylıca içecek markalarını söylemiştim. Tabii ki pool barda da aynı konsept devam ediyor. Yine biralar ve diğer alkollü içecekler. Olmeca, Havana Club, Chivas, Ballantines, Dimple, Black Label. Bunların hepsi burada sunuluyor. Rakı içmek istiyorsanız yeni rakı ve çeşitleri var. Tabii ki çayınız, kahveniz ve kokteyller. Bakın kokteyllerden hemen örnek verelim size. Manhattan, klasik vodka martini, Alexander Negroni Margarita, whisky sour var, banana frozen var, strawberry frozen var, rainbow var, mojito var, sex on the beach var, pina colada var, blue lagoon var, var da var. Ve bunların hepsi konsepte dahil. Ne zamana kadar? Gece saat 24'e kadar. Lobby barın 24 saat açık olduğunu bu noktada hatırlatalım. Burada oturma alanlarında İçecek hizmeti almak isteyen misafirlere orijinal cam bardaklarda sunum yapılıyor. Ama eğer sahile veya havuza gitmek istiyorsanız o zaman bu arada patenli arkadaşlar da size karton bardakla veya plastik bardakla servis yapıyorlar. Onu da göstermek isterim size bakalım. Arkadaşlar bana bir tane şey verir misiniz? Mesela havuz başında kokteyl içmek isteyen misafire hangi bardakla sunum yapıyorsunuz? Bir bardak. Öyle mi? Tamam. Ama burada otururken içerse cam bardakla veriyorsunuz değil mi? Tamam, teşekkürler, kolay gelsin. Evet. Yine pool barın etrafındaki oturma alanları burada da devam ediyor. Ve buradan da tekrar havuzun olduğu alana çıkıyoruz. Yürüyüşümüze devam edeceğiz. Şimdi sürpriz. Sürpriz. Kahve noktası ile ilgili bir sürprizimiz daha var demiştim. Nedir? Starbucks. Eğer kahve konusunda Starbucks benim vazgeçemediğim lezzetlerdendir. Ben Starbucks olmadığı zaman kahveden keyif almıyorum diyorsanız elbette Kilikya Palas Göynük'e geldiğinizde sizi burada Starbucks noktası bekliyor. Kolay gelsin, merhaba. Burada özel Starbucks kahve çekirdekleri, yine Starbucks'ın özel makinesi ve usta bir arkadaşımız. Barista arkadaşımız Fatma Hanım sizleri bekliyor. Neler var? Latteler, cappuccino'lar, mokalar,
Amerikanolar, espressolar, hepsini okumayın değil mi? Herkes biliyor zaten ne içeceğini. İsterseniz de ice kafeler. Yine Starbucks kalitesinde sizlere sunuluyor. Fatma nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol. Misafirler en çok ne içiyorlar burada? Frappuccino tercih ediyorlar genelde. Öyle mi? Evet. Tabii yaz aylarında değil mi? En çok oluyor. Evet. Peki, kolay gelsin size. Teşekkürler. Evet. Starbucks kahve noktasını da kısaca şöyle gösterdikten sonra yine turumuza devam edebiliriz. Ha, bu arada pool barda, lobby barda ve tesisin diğer kahve ikram eden noktalarında çekirdek kahve kullanıldığını, Starbucks'ın sadece bu lezzetten vazgeçemeyen misafirlere seçenek olarak sunulduğunu söylemekte fayda olacaktır. Şimdi yolumuza mini club çıktı ama buraya birazdan geleceğiz değil mi Mehmet Bey? Evet. Buraya birazdan geleceğiz çünkü diğer havuz alanını, relax havuzun olduğu bölümü göstermek istiyoruz size. Birinci havuzu göstermişken hemen orayı da videonun bu bölümünde sizlere sunmuş olalım. Videomuzun başında drone görüntülerinde sizlere sunduğum gibi tesisin iki bloğu var demiştim. Şimdi resepsiyon olduğu bloktan hemen yandaki daha relax odaların ve havuzun olduğu bölüme şöyle bir 60-70 metrelik mesafeyle çim alanlardan, hamakların yanından geçerek ulaşabiliyoruz. Şu anda oraya varmak üzereyiz. Bu arada iki blok arasında resepsiyonda odanızı teslim aldığınız zaman herhangi bir geçiş yolu falan yok. Yani iki blok birbirine yapışık olduğu için dış alana çıkmadan odanızdan restorana, spa merkezine, resepsiyona, patisserie bölümüne aynı alan içerisinde ulaşabiliyorsunuz zaten. İlk girişte göstermiştim size bunları. Evet, bakın diğer havuzun olduğu yere geldik. Bu arada yine tabii otele ait olan sahil devam ediyor. Otele ait olan derken otele ait şezlongların, şemsiyelerin bulunduğu alan burası. Aslında tabii ülkemizde bütün sahiller bütün halka açıktır. İsteyen herkes kendi havlusunu getirip sahilleri kullanabilir ama bu alanlarda Kilikya Palas Göynü'ye ait şezlonglar, şemsiyeler ve hizmet noktaları otele ait olarak hizmet vermekte. Hemen şöyle döndüğüm zaman da bakın diğer bloğun, Era bloğun önüne geldik. Böyle bir botanik bahçesi görünümünde çok güzel yemyeşil çiçeklerle süslü bir alandan, yoldan ikinci havuzun olduğu bölüme geçiyorum. Havuzumuz burada. İşte geldik. İşte burası Era Block ve Relax Havuz. Çok güzel görünümlü, çok modern görünümlü. Hem havuzun konumunu hem odaların konumunu zannediyorum net şekilde ifade edebilmiş oluyorum bu şekilde. Yine drone görüntülerinde daha yukarıdan görüntüler tabii net ifade sağladı. Bakın burada villalar var. Pool villa olarak isimlendirebiliriz. Odanızdan, zemin kattan direkt havuza girebildiğiniz villalar bunlar. Alt katta ayrı, üst katta ayrı odalar var. Ama isterseniz alt kat ve üst katı beraberce alabiliyorsunuz. Kalabalık bir aile olarak geldiyseniz. Yine bu villalarda tercih sebebi olarak sizlere oda seçeneği olarak sunuluyor. Bu havuzun olduğu bölümde de tabii ki buraya hizmet veren de bir bar mevcut. Yine bir çocuk havuzu mevcut. Ama fark etmişsinizdir çok daha sakin, çok daha relax. Diğer havuz çam ağaçlarının gölgesindeydi. Burası güneşlenmeyi daha çok tercih eden misafirler için. Yine engelli misafirler için havuza giriş noktaları düşünülmüş. Otel genel anlamda engelli misafirler için hazırlanan noktalar bulundurmaktadır. Aynı şekilde handikap odaları da mevcuttur. Bunu da yine bilgi olarak eklemek istiyorum. Fikus ağaçlarının arasından. Bunlar yakında çok büyür valla. Çok da güzel görünüyor. Bakımlı pırıl pırıl yapraklarıyla. Videomuzun ilk bölümünde ben lobi resepsiyon alanını gösterirken Era Lobby olarak ifade etmiştim ve terastan aşağıdaki havuzu görüntülemiştim. İşte bakın o teras hemen şu yukarıdaki bölümdü. Yakınlaştırayım. Şimdi bahçeden dolaşarak tekrar aynı noktaya geldik. Ben önemli vurgulamaya çalışıyorum. İki blok arasında herhangi bir mesafe yok. İki blok arasında bir geçiş bölümü var kendi aralarında. Birbirine yapışık bloklar bunlar. Ama siz bir tesiste rezervasyon yaptırdığınızda, yani Kilikya Palas rezervasyonu yaptırdığınızda tüm bu alanları kullanım hakkına sahip oluyorsunuz. Yani misafirler için o alan, bu alan diye bir şey yok. Tek bir otel gibi
tüm bölümleri kullanabiliyorsunuz. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Hiçbir ayrım yok. Kilikya Palas Göynük'te ikinci pool bar bölümündeyiz. Eğer relax havuz bölümüne geldiyseniz ve dinlenmek için burayı tercih ettiyseniz yine aynen diğer havuzun yanında olduğu gibi burada da bir bar bölümü var. Yine konsept dahilinde misafire hizmet veriyor. Tabii ki içecek konsepti aynı. Premium marka içecekler, güzel çekirdek kahveler, çayınız, kahveniz, soğuk içecekleriniz, meşrubatlarınız burada sunuluyor. Kim sunuyor? Bakalım kim sunuyor? Tanışalım ya. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Siz Çetin. Nasılsınız? Ben öyle bir selam vermek istedim ya. Burada hangi kokteyller sizin favoriniz Çetin Bey? Benim kokteylim burada Pina Colada. Öyle mi? Tamam. Eğer böyle bir şey yaparsak, mola verip dinlenme ihtiyacı duyarsak, zaman bulursak, tamam. Bekleriz. Sizlerinizden bir tane Pina Colada içeriz. Tamam, bekleriz. Kolay gelsin. Sağ olun. Güzel, kolay gelsin. Burada aynı şekilde yine tüm marka içecekler sunulmakta. Evet, hem denize hem havuza birkaç adım mesafede olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak turumuza, yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şimdi sırada Kilikya Palas Göynük'te Kilya World isimli mini club var. Tabii ki çocuklarla tatile geldiğiniz zaman mutlaka olması gereken noktadan bir tanesi. Çok da sevimli bir girişi var. Kilya World'de neler var, neler yok? Mehmet, bize yardımcı olur musunuz? Tabii ki. Beraber burayı bir keşfedelim. Çocukla gelen misafirlerimizin çalışma saatlerimiz sabah saat 10'la akşam 5 arası. 5'ten sonra antrek süremiz var. Hı-hı. Saat 8.30'dan da başlayıp gece 9.30 mini disco ile beraber, hı-hı, devam ediyor burada programlarımız. Hı-hı. Peki. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin. Kilya World'ü keşfetmeye başlıyoruz. 4 yaştan itibaren çocukların hizmet alabildiği bir alan burası. Hem onlar için böyle bir Survivor parkuru var. Buradaki deneyimli arkadaşlar eşliğinde eğlenebilecekleri. Hem de farklı hizmet noktaları var. Nelerdir bunlar farklı hizmet noktaları? Arkadaşlar bize söyleyecekler şimdi. Aktivitelerimiz var. Televizyon izleme var. PlayStation, hı-hı, oyunlarımız var. PlayStation ve televizyon odası var. Evet. Bir kere böyle çam ağaçlarının altında falan olması da ayrı bir güzel. Gayet gölge, yaz aylarında çocukların güneşten konabileceği. Şurada güzel bir yer var. Burası aktivite noktası mı? Burası bizim mini kulübümüz. Aktivite de yapıyoruz içinde. Şimdilik içerideyiz. Rüzgar falan çıkıyor diye. Değil mi? Görebiliriz değil mi? Tabii. Boyamaları falan burada yapıyorlar galiba. Hatta bol bol boyamışlar her tarafı. Onların sanat eserleri burada. Merhaba. Merhabalar, kolay gelsin. Yine PlayStation alanları da var. Şu an öğlen arası aktiviteleri. Tabii öğlen arası. Ben zaten özellikle öğlen arası gelmek istedim ki çok fazla engel olmayalım. Yine mini kulübün yan tarafında bir çocuk parkı var. Ben buranın ağaçların altında olmasını çok sevdim. Hem doğal bir ortamı var, hem de yeteri kadar geniş bir alana sahip. Survivor parkuru olması da bir ayrıcalık olmuş bence. Şuradaki orman evi görünümlü yerde mini disco. Belli saatlerde çocuklar yine orada eğlendiriyor ama pandemi koşullarında genellikle dış alanlar tercih ediliyor. Yani kapalı alanlardan ziyade, bakın burası da kapalı bir alan ama bütün büyük kapıları açıyorlar ve tamamen havalandırma aktif bir halde. Havalandırma, doğal havalandırması aktif bir halde çocuklar zaman geçiriyorlar. Evet, mini kulübümüz de bu şekilde. Kilya World'ü kısaca keşfettikten sonra yürüyüşümüze, turumuza devam edebiliriz. Şimdi artık sinek restoranı, alakart sinek restoranı geçme zamanı geldi. Çocuklar eğlenirken anne babalar da burada Şirin Baba ile beraber deniz manzarası eşliğinde bir şeyler yudumlayabilirler. Zaten Starbucks'a hemen şuradaydı. Bence gayet güzel. Her şey elinizin altında. Ne istiyorsanız. Değil mi Asterix kardeş? Haydi bakalım. Kilikya Palas Göynük'te turumuz devam ediyor. Tabii şimdi öğle saatleri, artık tatil yapan misafirlerin bu saatlerde saat 13, 14, 15 gibi biraz böyle mideleri kazındığında, bir şeyler alıştırmak istediklerinde açık büfeye, öğle saatlerinde sunulan açık büfe öğle yemeğine alternatif olarak sinek restorandan faydalanma imkanları var. Yine Ultra Şeday konsepti içerisinde
Ve buradaki snack restoranı özelliği alakart olarak hizmet veriyor olması. Oldukça şık bir görüntüsü var. Böyle bir İtalyan restoran havasında ama snack menüler, pizzalar, hamburgerler, makarnalar, yine ızgara çeşitleri, işte tavuk ızgara var mesela, çevirme tavuk var mesela, az önce görmüştüm. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Hemen yan tarafında da yine açık büfe olarak hizmet veren ana restoran kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini burada misafire sunuyor. Ama bence burası biraz daha keyifli. Bakın masanıza servis olarak istediğiniz menüyü arkadaşlar sunuyorlar. Geldik sinek restorana. Sinek restoranı ne olmazsa olmaz. Pizza olmazsa olmaz. Hamburger olmazsa olmaz. Makarna olmazsa olmaz. Değil mi? Bakalım neler var neler yok. Beraber şöyle bir göz atalım. Burada bir büfe mevcut. Ama tekrar ediyorum, sunumlar alakart olarak yapılıyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Burası, burada pizza mı yapıyorsunuz? Burada misafir siparişini veriyor, daha sonra masaya mı servis yapıyoruz? Evet. Çok iyi. Başka neler var pizzadan başka? Burada ızgaralarımız var, tavuk var. Onun dışında hamburger var, çizgiler var. Tamam. Tavuk çeşitlerimiz var. Izgara tavuk da var. Şurada hazırlanıyor, makarna çeşitleri var, makarnalar yapılıyor. Burada makarna çeşitlerimiz var, yine salata çeşitlerimiz. Hı-hı. Tatlı, meyve verimiz. Tamam. Misafirlerimiz oturuyor, bize de siparişini siz de servisinizi yapıyorsunuz. Evet. Güzel. Ana restorana güzel bir alternatif. Tamam, ışıklar yandı. Tavuk çevirmeyi görelim. Şimdi mercimek çorbası gördüm. Tavuk çevirmeyi gördük. Pizzaları gördük. Hamburger var. Izgara çeşitleri de var. Evet. Salatalar da var. O zaman hiç ana restorana gitmeye gerek kalmadı ki zaten. Ana restoranın farklı tadı var. Buranın farklı tadı. Öyle mi? Kesinlikle. Oo, makarnaları görelim. Makarnalar. Neyli bunlar ustam? Mantarlı, kekikli, biberli. Misafir nasıl istiyorsa. Siparişe göre hazırlanıyor. Bir tane servis hazırladığınız zaman görebilir miyim? Hemen hazırlıyorum. Tamam, teşekkürler. Evet, Kilikya Palace Sinek Restoran'da İsmet Şefimiz kekikli tavuk, makarna ve salata ikram ediyor misafirlere. Burada da mantarlı tavuk var. Have a good old day again. See you later. Bye bye. Bye bye. Efendim, Kilikya Palace Göynük videomuz devam ediyor. En son şeyde, Sinek Restoran'da kısa bir ara verdik. Çayımızı, kahvemizi içtik veya artık turumuza devam etmemiz gerektiği için de sıradaki spa merkezine gidiyoruz Mehmet Bey'le beraber. Yordun mu sizi Mehmet Bey? Efendim, biz hizmetler için sizler için buradayız. Tamam. Yorulmak ne demek? Enerjimize enerji kattınız. Çok teşekkürler. Eminiz ki bu videoyla Kilikya Palace Göynük'te tatil yapmayı düşünen misafirler aklındaki soru işaretlerinin birçok bölümüne benim çektiğim filtresiz bu gerçekçi görüntülerle cevap bulabiliyorlardır. Eğer videomuz, çalışmamız hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz, size katkı sağladıysak lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı, daha da önemlisi Kilikya Palace Göynük rezervasyonunuz için tatil ekibini aramayı ihmal etmeyiniz. Rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz diyerek spa merkezine doğru ilerliyoruz. Spa merkezine giderken resepsiyon olduğu bloktan isterseniz asansörle, isterseniz de sadece küçük bir merdivenle, bakın şu karşıda görünen güzel çiçekli alan resepsiyon teras alanı, patislerin olduğu bölüm de oradaydı. Böyle kısacık bir geçişle, ama tekrar ediyorum, isterseniz asansörle inebilirsiniz. Bu bahçe bölümüne geçiyoruz ve mini kulübe çok az bir mesafe kala sola döndüğümüzde işte spa center'ın girişine geldik. Neyi temsil ediyor? Uzak Doğu'yu mu temsil ediyor? Bu da heykeli mi? Tabii ki Bali'de, Phuket'te, Tayland'da kutsal kabul edilen, yani ne diyelim, simgelerden bir tanesi ve zannediyorum spa merkezinde bunun çok yoğun kullanılması o bölgelerden gelen masaj çeşitlerinin ifadesi olsa gerek. Bakalım içeride neler var. Benim Bali turlarıma katılmayı sabırsızlıkla bekleyen misafirimiz var bu arada. Geçen tam gidecekken pandemi başladı. Bali'ye birkaç defa gitmiştim ben. İnşallah tekrarlayacağız ve tekrar Bali masajları, Tayland masajları yaptırmaya başlayacağız hep beraber. Şimdi spa merkezine geldik. Spa merkezindeki ilk durağımız bizim kapalı ısıtmalı yüzme havuzu. Kilikya Palace'da böyle şık bir kapalı havuz var. Pandemi döneminde uzun bir süre kullanımı yasaktı. Hala yasak. Aslında bir ara açıldı bu sene. Kapalı havuz kullanımı şu anda beklemede. Dolayısıyla ben bilgi olarak aktarıyorum size. Hemen önlem olarak otel bu sene kapalı havuzunda misafirlerini
Hizmet dışı tutmuş ama birkaç ay sonra tekrar sizin rezervasyon tarihinizde açık mı kapalı mı sorarak rezervasyon alınabilir. Ben sadece havuzun olduğunu, gayet de keyifli, şık bir havuzun olduğunu göstermek istedim size. Kilikya Palas Spa bölümündeyiz. Biraz yavaş konuşacağım çünkü içeride masaj alan misafirler var, dinlenen misafirler var. Onları çok rahatsız etmeden kısa kısa şöyle bir özetlemeye çalışacağım size. Tabii ki Ultra Şadar konsepti içerisinde otelin kapalı havuzu, hamamı, saunası, buharlısı kullanımları ücretsiz. Tekrar ediyorum, kapalı havuz şu anda pandemi sebebiyle kullanım dışı. Ama yakın zamanda inşallah tekrar açılacaktır. Bakın burada bir dinlenme bölümü var. Efendim Kilikya Palas Gönlük videomuz devam ediyor. Gün boyunca deniz, havuz, barlar, odalar, tüm alanları elimizden geldiği kadar sizlere göstermeye, gerçek görüntü etmeye çalıştık. Ama tabii ki bir tatilin en önemli anlarından bir tanesi akşam yemek saati. Biz şimdi Mehmet Bey ile beraber Kilikya Palas Gönlük'te ana restorana geldik ve bir akşam yemeği büfesi görüntüleyeceğiz. Ama sizi bilgilendirme kısmı sadece açık büfe akşam yemeği ile sınırlı olmayacak. Hemen arkasından alakart restoranları görüntüleri ekleyeceğiz. Tesiste 5 tane çok özel alakart var. Özellikle bir tanesi çok çok başarılı. Sürpriz yapıyorum. Final olarak saklıyorum onu. Birazdan size bahsedeceğim, görüntülerle göstereceğim. Önce ana restoranda açık büfe akşam yemeği görüntüleri sunacağız size. Genel oturum alanlarını göstereceğiz. Sonra da Mehmet ile beraber yine alakart restoranlara geçeceğiz. Ben onu gün boyunca gerçekten sabahtan beri bana eşlik ediyor. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum size. Özel sürprizimizi sona sakladık. Evet, finali sona sakladık. İnşallah. Bu arada ben bir kez daha bu çalışmamızı beğeniyorsanız lütfen beğeni ve abone tuşlarına basmayı unutmayın diyerekten şimdi ana restorana giriş yapıyoruz. Çeviriyorum. Şimdi Kilikya Palas Göynük açık büfe akşam yemeği ana restorandayız ve biz aslında Mehmet Bey'le beraber teras kısmından giriş yaptık. Restoranın teras bölümünü şöyle kısaca bir göstermek istiyorum size. Güzel bir Ekim akşamında. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Kolay gelsin. Şimdi restoranın büfe olarak iki ayrı bölümü var. Bir teras bölümü. Bakın bu şekilde. Ben yakından menülerden de bahsedeceğim size. Tabii ki bir de kapalı alandaki büfeler var. Daha çok ızgaralar ve sıcak yemekler, döner, ızgara çeşitleri dış alanda. İç alanda ise bakalım neler varmış, beraber görelim. Henüz misafirler girmeye başlamadılar. Ben biliyorsunuz restoran kalabalıkken misafirler geldiği zaman değil, biraz daha böyle sakin sakin size rahat rahat anlatım yapabilmek için restoran kapıları açılmadan bir 5-10 dakika önce giriyorum. Şimdi Kilikya Palas Göynük'te şöyle bir salatalardan ve soğuk mezelerden başlayalım. Tıpkı sizler bir akşam yemeğine gelmişsiniz de kendinize tabak yapmaya çalışıyormuşsunuz veya geldiğinizde nereden başlamalısınız? Bakın şöyle gösterelim. Salatalar
Şefim iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsın? Nasıl ustam? İyi misin? Sağ İyi olun, misiniz? Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Burada salatalarımız ve söğüşlerimiz var. Burada ne var Davut şefim? Burada kalamarımız var. Kalamar. Fırında balık. Fırında balık. Ne balığı bu Davut şefim? Yerli somon. Somon balığı. Evet, yerli somon. Burada gördüğümüz mü? Aynısı, evet. Tamam. Tamam, yerli çok güzel. Burada yoğurtlarımız var. Şöyle, Kilikya Palaski Önlük'te yoğurtlar iyi bir marka, eker marka ve tek kullanımlık olarak sunuluyor. Hemen şu tarafta kızartılmış sebzeler var. Izgara avokado değil mi Davut şefim? Hayır efendim, zeytinyağlı. Zeytinyağlı avokado. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Tamam. Davut şefim bu nedir? Marine edilmiş hamsi. Tamam, çözdük. Peki. Şöyle devam ediyorum. Evet. Peynirler burada. Tamam. Turşu. Onları da gösterelim tabii. Şöyle yapalım hemen. Turşular bakın. Kırmızı pancar var, turşular var, kornişon turşusu var. Tamam. Bu bölümü aldık. Salatamızı, meze tabağımızı yaptık. Şimdi şöyle büfeleri biraz da evet. Salatalar ve soğuk mezelerden sonra kısaca görüntü aldım oradan. Şöyle ortadaki banketlere geliyoruz. Aman aman aman, mantı mı yaptınız? Evet, mantımız var. Elinize sağlık. Tamam. Su böreği. Peki su böreği, pirinç pilavı. Dana böreği var. Burada bir dana yemeğimiz var. Burada biber dolması var. Biber dolması. Bu arada pandemi koşullarına uygun olarak yine vitrin büfeyi burada da şöyle göstermek istiyorum size. Evet. Zeytinyağlı mı bu dolmamız? Normal. Normal etli dolma. Tamam. Burada balık tavamız. Şey, tamam. Balık tava. Hı-hı. Yağda balık var, mezgit var. Patatesler ve hindi yahni var burada. Peki burada sıcak yemeklerin olduğu... Oo, bir dakika. Davut şefim geliyorum. Bir dakika. Ben bitti sandım orada. Bu nedir? Burada fırında tavuğumuz var. Fırında tavuk. Tamam. Burada bulgur pilavı. Tereyağlı bulgur pilavı. Deniz mahsulleri sote. Tamam. Karnabahar var. Rosto köfte var. Rosto köftenin yanında patates püresi de olması lazım. Aa, gördüm, tamam. Patates püresi de var. Süper. Lahana sote. Ama bitmedi galiba. Tamam, dışarı devam edeceğim. Yok, bu tarafı da göstereyim. Bir dakika. Burada neler var? Davut şefim, bu tek kullanımlık zeytinyağlılar. Evet. Burada ben kendim tek kullanımlık alıp gideyim diyenler için, değil mi bunlar? Tamam. Buradakilerini de kendimiz veriyoruz. Tabii ki servisi mezeler, sizler yapıyorsunuz. Soğuk mezeler, öyle söyleyelim mi? Karides var, midye var, humus var, kısır var, Rus salatası var. Doğru sayıyor muyum? Evet, doğru. Tamam. Şefim selam, kolay gelsin. Merhaba. Nasılsın Erkan şefim, iyi misin? Erkan şefim, soğuklarda favorin hangisi? Favori bizim burada favorimiz şudur diyeceğin hangisi? Yıllardır yaptığımız kısır, humus. Kısır, humus, evet. Yıllardır. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz siz? 30. 30 yıldır. Maşallah. Davut ustam siz? Ben 35 sene oldu. 35 sene oldu. Evet. Neresi? Memleket neresi? Tokat. Efendim? Tokat. Tokat. Senin Erkan şefim? Antalya'lıyım ben. Antalya. Evet. Benim de baba tarafı Elmalı Sütlen. Anne tarafı Adana'nın yerlisi. Biz de bu taraflardanız yani. Ama ben de 88'den beri Antalya'dayım. Aa, sen de buralısın yani. Artık abi. Sen de buralısın. Sen de buralısın. Şöyle devam ediyorum izninizle. Gözüm tatlılara gitti. Hemen şerbetli tatlılardan başlayalım. Bu midye baklava mıydı? Neydi bunun adı? Evet, midye tatlı. Tatlıcımız geliyor. Midye tatlı. Cevizli baklava. Bu neydi? Şöbiyet var. Yine baklavalar devam ediyor, fıstıklı baklavalar. Sarı burma var. Kabak tatlısı var. Ya şuna bayılıyorum ya. Pastane vardı. Bu neydi bu? İbiza. Hep unutuyorum adını. Hem bayılıyorum hem adını unutuyorum. Nasıl? Tamam. Devam ediyorum. Yaş pastalar. Devam ediyorum. Ve burayı da böyle geçmiş olduk. Adem nasılsın? İyi misin? Adem pastanedeydi. Adem mesain kaçta bitiyor? 9'da. 9'da bitiyor. Yani büfe kapanışına yakın mesai bitiyor. Hadi bakalım, kolay gelsin.
Burada soğuk meyveler, karpuz, kavun, üzüm. Evet, meyveleri de şöyle kısaca gösterdik. Tabii ki, tabii ki. Aman bir dakika, burası? Çok şirin. Evet, minik misafirler için burada minik ama onların tercih edeceği bir büfe var. Hem boylarına göre. Evet. Buradan kendileri seçiyorlar. Burada da arkadaşımız, isim neydi? Abdullah. Abdullah kardeşimiz de çocuklara servis yapıyor. Onların püre yapılmış, doğru mu söyledim Davut Hocam? Püre yapılmış sebze burada püresi. Sebze püreleri var. Sebze çorbamız var. Evet. Tavuk haşlama var, pilav var, patates kızartması var, nugget var ve makarna var. Davut Şef'im, buradaki unlu mamilerin hepsi burada yapılıyor değil mi? Ben... Yok, hazır geliyor. Bir dakika. Ekmek çeşitleri yine paketlenmiş halde, sadece sizin dokunabileceğiniz şekilde hazırlanmış. Tabii ki çorbasız olmaz. Kolay gelsin arkadaşlar. Ezogelin çorbası ve sebze çorbası, bu akşamki çorbalar, yarın başka çorba oluyor, öyle değil mi Davut Şef'im? Evet, evet. Her gün aynı çorba olmuyor da. Öğlen akşam ayrı olur. Aynen. Sabah, tamam. Öğlen akşam. Tamam. Peki, dondurma... Şimdi... Adem kardeşim bugün pastanede bize dondurma ısmarladı. Evet. Zaten patisserie bölümünde dondurma servisi sürekli var, sabah 10'dan gece 22'ye kadar. Ama ana restoranda da yine açık dondurma çeşitleri yemek sonrası tatlınızın yanına eklenecektir. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Vallahi ekip canavar gibi ya, maşallah. Dışarıyı ben biraz çekmiştim. Şimdi tekrar devam edeceğim oraya. Herkese kolay gelsin. Kusura bakmayın rahatsız ettiysem. Evet. Şimdi bu arada ben şu restorandaki oturma alanlarını biraz daha şöyle sizlere aktarmaya çalışayım. Tabii özellikle yaz aylarında ve böyle Eylül-Ekim gibi aylarda Kemer bölgesinde kapalı alandan çok misafirler nereyi tercih ediyor? İşte burayı tercih ediyorlar. Evet. Gelmeye başladı misafirler. Tam zamanında bitirdim ben de. Teras alanı her zaman böyle mevsimlerde favoridir. Şimdi geldik biz dışarıdaki ızgaralar bölümüne. Yemekler bitti sandınız ama bitmedi. Şimdi öncelikle burada bir makarna büfesi var. Makarnalar yine misafirlerin isteğine göre özel soslarla hazırlanıyor. Yani burada haşlanmış makarnalar var ama misafirler nasıl istiyorlarsa, ister kıymalı, ister sadece domatesli, Napolitan değil mi? Napolitan evet. Olarak ayarlanıyor. Sonra balık tavamız var. Balık tava. Ne bu? Barbun mu? Barbun. Barbun tavamız var. Kolay gelsin herkese. Maşallah tertemiz ya herkes. Pirinç pilavı, patates kızartması, döner. Bir dakika, döner var. Dönerimiz. Abi beni kalbimden vurdun şimdi ya. Vallahi kalbimden vurdun. Abi kolay gelsin. Nasılsınız? İyi akşamlar. Et dönerimiz var. Et dönerimiz var. Sebzemiz var. Et döner mi diyelim, yaprak döner. Ne diyoruz buna? Yaprak döner dersek doğru oluyor mu? Yaprak döner. Tamam. Et dönerimiz var. Yine dönerin yanına sebze var. Ve orkinos balığı. Orkinos. Evet. Şey gibi, kırmızı et gibi görünüyor ya. Çok güzel görünüyor vallahi. Ben başka bir şey soracağım. Şimdi döneri verirken, servis yaparken yanında soğanlı ya da sebzeli veriyorsunuz. Soğanlı, İskender sosumuz da var, yoğurdu. Onu soracağım. Şimdi benim canım İskender çekti bunu böyle görünce. İskender sosumuz var değil mi? Hepsini yapabiliyoruz. Harikasınız. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Bir dakika, şov bitmedi ya. Pideciyi yakaladım vallahi. Abi nasılsın, iyi misin? Evet, sağ olun. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? Haşlanmış pide. Peynirli pide, kıymalı pide. Bir de lavaş var. Lavaşı da burada mı yapıyorsun? Lavaş burada. Aa, süper. Elinize sağlık. Eyvallah, ekip canavar. Ellerinize sağlık. Son olarak da burada piliş rotimiz var. Hoş geldin. Piliş roti. Sağ olasın, iyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Misafirler gelmeye başlıyor. Bence en çok bu tarafa yönlenirler ya. Şu görüntüye bakar mısınız? Döner bir, burası iki. Burada güzel baharatlarıyla, tabii ki soslarıyla beraber. Şimdi Kilikya Palas Göynük'te ben bir akşam yemeği büfesini kısaca size özetlemeye çalıştım. Hem restoranın genel yapısını hem de menüleri. Tabii ki buradaki menüler, Davut Şef'in de yardımcı oldu sağ olsun bana. Günlük olarak değişiyor. Her gün aynı yemekler olmuyor. Öğlen akşam değişiyor. Aynen. Öğlenleri başka menü. Aynen, zaten şu anda gezdiğimiz restoranda kahvaltı öğle ve akşam yemeği sunuluyor. Kahvaltı öğle ve akşam. Güzel. Peki gece acıkırsak ne yapıyoruz? Var. Aynı anda söyledik. Evet. Gece tamam. Çorbamız var. Gece ben mesela partiden geldim. DJ performans. Biraz barda misafirler yediler, işte eğlendiler, acıktılar. O zaman da gece çorbasına geliyorlar. Çorbamız var. Tamam. İşte 12'den sonra da kahvaltımız var. 12'den sonra da aperatif kahvaltı veriyoruz. Kahvaltı tabağı verebiliyoruz. Süper. Zannediyorum yeterli oldu ve size Kilikya Palas Gönlük'le ilgili
restoran, ana restoran büfesi ve genel düzeni ifade etmiş oldum. Herkese kolay gelsin. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İskender'imi unutmayın ama geleceğim birazdan mesai bitince. Tamam. İskender siparişimi verdim valla. Ama tabii şimdi bizim işimiz bitmedi. Biz Mehmet Bey'le beraber hemen alakart restoranlara geçiyoruz ki orası ben gün içerisinde videoma eklemiştim. Gezdim, dolaştım. Sizin için keşfimi yaptım. Mutlaka sizlerin de görmesini istediğim bir bölüm. Şimdi o tarafa doğru ilerliyoruz. Alakart restoranlara doğru gidiyoruz ama biz güzel bir yere geldik. Nereye geldik? Mehmet Bey, biz nereye geldik? Alakartlar bölümüne hoş geldiniz efendim. Alakartlar bölümüne geldik. Şey, kokteyl falan mı var? Bugün misafirlerimiz özel bir tadım gecemiz düzenliyoruz. Şarap tadımıyla birlikte alakart yemeklerini alacağız. Alakartlar sokağına gelen, yani alakartlarda rezervasyon olan misafirler mi? Evet, alakartlarda rezervasyon olan misafirlerimize yönelik. Tamam. Şarap tadımıyla birlikte. Ne şarabı tadıyorlar? Yöresel olarak şarap tadım informasyonu arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Bakalım. Vallahi şaşırdım ya, bu ne kadar güzel, böyle bir bakalım. Emre nasılsın, iyi misin? İyi misin? Şimdi ben anlamaya çalışıyorum ve anlatmaya çalışıyorum. Alakart restoranlar sokağı şurasıydı. Bugün gündüz gelmiştik. Şimdi buraya geldi misafirler. Yemeklerine geçmeden önce burada şarap tadımı yapıyorlar. Kesinlikle. Doğru anladım değil mi? Sürprizlerimiz bitmiyor. Tamam, bitmiyor. Peki bu şarapların bir özelliği var mı? Şaraplarımız özelliğini Sıla Hanım size anlatacak. Sıla Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Otelin sommelieri ve hoş geldiniz. Burada bizim amacımız aslında sadece satış yapmak değil. Çok özür dilerim. Bir saniye. Bir dakika. Tabii. Bir dakika. Evet, şarap tadımı yapılıyor. Şarap tadımı yapılırken de burada Sıla Hanım var. Hoş geldiniz. Ben Otenis Ömerleri. Burada bizim amacımızın Türkiye şaraplarının üzümlerini daha çok tanıtmak. Tabii ki de ithal şaraplarımız da var. %80 Türk şaraplarımız, %20 ithal şaraplarımız, şampanyalarımız da mevcut. Ama tabii ki de bir Anadolu'nun üzümleri Kapadokya'nın... Sıla Hanım çok özür dilerim. Bir saniye. Şimdi ben... Hem ben anlamaya çalışıyorum, hem misafire anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Şimdi burada bizim bir şarap evimiz var. Evet. Bu şarap evinde Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinin yetiştiği bölgelerden getirtilmiş şaraplar var değil mi? Anadolu'nun şarapları var. Evet. Siz de burada önce misafirleri bunlardan tadım yaptırıyorsunuz. Tabii. Gelen misafirler, alakart restorana yemeğe gelen misafirler. Eğer beğendikleri varsa da satın alabiliyorlar, doğru mu? Tabii, satın tamam, anladım. Şimdi anladım. Peki, şimdi harita üzerinden şöyle bir gidelim bakalım. Var. Mesela Ankara'mızın Kalecik Karısı üzümü var, Kapadokya'nın en ünlü Emir üzümü veya da Tokat'ın Narinci üzümü. Kapadokya'nın Emir üzümü, Turasan'a selamlar olsun. Kapadokya turlarımızda çok gideriz, evet. Elazığ'ın Öküz Gözü üzümü, Diyarbakır'ın Boğazkere üzümlerinden yapılmış şaraplarımız var burada. Evet. İsterseniz bir içeride tamam. Şöyle ben daha önce benzer bir örneğe çok rastlamadım. Bir iki otel daha hatırlıyorum. Böyle bölge bölge ayırdığımız şaraplarımız şimdi var. Şimdi şurası Trakya şarapları. Burası Trakya bölgemiz. Nedir ismi? Gali. Evet. Mesela, Merlot. Gali Ege ama şöyle gösterebilirim mesela. Chateau Campak. Bu bir Trakya, Trakya üzümlerinden yapılmış kırmızı şaraptır. Sek bir şarap. Bunları tanıtıyoruz biz müşterilerimize. Tadabiliyorlar da değil mi? Tadabiliyorlar da. Tamam. Şöyle ilerleyelim isterseniz. Burada da Ege üzümlerinden yapılmış şaraplarımız var. Mesela İsa Bey Sauvignon Blanc var. Beyaz, sek bir şarap. Tabii ki de Sauvignon Blanc hem yurt dışında yetişen bir üzüm ama bu Türkiye'de yetişen bir Sauvignon Blanc. Bize özel üzümlerden. Tabii ki de. Bizim ülkemizden. Peki, Kapadokya'da hangileri var? Emir mi var? Kocabağ'ında var. Tabii. Tamam. Ben Turasan'a selam olsun dedim ama Kocabağ unutursak olmaz, ayıp olur. Özür dilerim. Kocabağ'a da selamlar olsun. Harika bir asitli bir beyaz sek şarabım var. Bunu da tabii ki de böyle... Hangi yemeğin yanında tavsiye ediyorsun? Tabii ki de Grek restoranta balık yemeğinin yanında çok güzel gidecek bir şarap. Deniz mahsulleriyle beraber. Tabii deniz mahsulleriyle beraber. İyi. Yine kırmızı etle neyi tavsiye edersin mesela? Kırmızı etle şeyde İtalyan alakartında mesela orada güzel şeyler var. Tabii mesela var. Elazığ'ın küçük bir Koruklu köyünde üretilmiş öküz gözü üzümünden yapılmış Kuzeybağ şarabım var. Kırmızı sek. Kırmızı etlerin, yemeklerin yanında çok güzel gidebilecek. Evet, ve tabii ki de %20 ithal şaraplarımız da mevcut burada. Gürcü şarabı var mı? Gürcü şarabım
kalmadı. Kalmadı mı? Çok talep geliyor değil mi evet. Gürcüler? Çok talep geldi ama son dönemde, İtalyan olsun. Son dönemde çok patladı ya. Evet. İtalyanları bile geçti yani. İtalyan'ın Chianti'si var, İspanya'nın Murieli var. Mesela evet. Şili'nin Montes olsun. Bu Şili şarabı mı Montes? Evet, bunlar Şili'nin. Bu Ekvator bölgesi şarapları diye tabii, geçiyor bunlar evet. Değil mi? Ekvator bölgesi mesela şarapları. Mesela Yeni Zelanda'nın bile şarabı var bizde. Hmm. Ama tabii ki de bizim amacımız Türkiye üzümlerinden yapılmış şarapları tanıtmak ve onları daha çok yani tatsınlar istiyoruz. Çünkü çoğu insan, çoğu turist bilmiyor onları. Hı-hı. Yani siz hem Anadolu'nun şaraplarını tanıtıyorsunuz tabii. Hem de isterlerse hediyelik de niyetini alabilirler. Tabii tabii. Yani buradan satın alabiliyor. Veya da burada içmek için de şimdi alabilirler. Şimdi tabii ki restoranlarda Kilikya Palace Ultra Şeda konsepti içerisinde şöyle çevirerek ben otelin ultra şeda konsepti içerisinde evet. Alkol içecekler dahil yani siz restoranlarda şarap içmek için ekstra ücret ödemek zorunda değilsiniz. Burayı biz sadece ekstra bir hizmet noktası olarak bir şarap evi olarak tanıtıyoruz. Sıla'nın da bu konuda uzman bir arkadaşımız ve bu noktada yurt dışından gelen turistlere şarap evindeki bizim yerel şaraplarımız tattırılıyor. Eğer beğenirlerse dışarıdaki market fiyatıyla hemen hemen aynı fiyatla buradan satın alabiliyorlar. Aynen. Üstünde oynama yapmadan. Evet, herhangi bir kar amacı yok. Tamamen bir deneyim amaçlı. Tanıtım amaçlı. Evet, deneyim yapılmış. Ve tanıtım amaçlı hazırlanmış. Tabii. Çok teşekkürler size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi şöyle ben alakart restoranları yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım size. Alakart restoranlar toplam 5 tane. İlk 4 tanesi konsepte dahil ve ücretsiz olarak misafiri ağırlıyor. 4 gece ve üzeri kalan misafirleri. 5.'si sürpriz. Onu en son göstereceğim, anlatacağım size. Ve alakart restoranları görmeye başlayalım isterseniz yavaş yavaş. Buyurun. Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ve şimdi geldik Kilikya Palace Göynüğü'nün en özel alanlarından bir tanesine. Alakart Restoranlar Sokağı'ndayız. Çok keyifli bir alan. Çok güzel bir alan. Burada yan yana 5 tane alakart restoran var. Hepsini teker teker göstereceğim size. Bu 5 alakartın 4 tanesi herhangi bir rezervasyon veya küver ücreti olmaksızın ve üzeri kalan misafirlere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bunların ilki hemen sağ tarafımızda Far East, Uzak Doğu alakartı. Hemen giriş yapalım ve Uzak Doğu alakartının şöyle genel görüntüsünü sizlere ifade etmeye çalışalım. Gayet güzel Uzak Doğu simgeleriyle ve bana Bali'yi, Phuket'i anımsatan bir müzikle giriş yaptık. İçerinin kokusu bile gerçekten çok hoş. Acı ekşi soslar masada yer almış. Çubuklar yerini almış. Mehmet Bey burada misafirlere tabii şimdi burası Uzak Doğu alakartı. Okey. Ve siz ücretsiz de misafiri ağırlıyorsunuz bu yılki konsepte. Ama şimdi Kayseri'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Rize'den, Adana'dan gelen misafirler var. Ya Uzak Doğu'da biz ne yiyeceğiz diye merak ediyorlar. Gelecek olan misafirlerimize özellikle tavsiye ettiğim çıtır ördeğimizi ve acılı tatlılı dana etini tavsiye ederim. Geldiklerinde mutlaka denesinler. Hemen işaretliyorum. Uzak Doğu alakarta gelirlerse çıtır ördek ve acı tatlı soslu dana eti. Evet. Tamam. Bir de burada şey mi vardı? Çok özür dilerim. Sözünü kestim. Kızartılmış dondurma mı vardı? Kızartılmış Çin dondurması. Bunu da tavsiye ederim. Tamam. Geldiklerinde hizmet olarak sunmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Tatil anılarının bir parçası olmak için de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu fırsatı umarım bize en yakın zamanda verirler. İnşallah. Uzak Doğu alakartını böyle kısaca gördükten sonra hemen ikinci alakarta geçiyoruz. Toplam 5 tane var demiştim. Şu anda ilk alakartı göstermiş oldum. Bir kez daha bu yıl için ücretsiz olarak misafirlere hizmet verildiğini alakart restoranların 4 tanesinde hatırlatmak istiyorum. Hemen diğer alakarta giriş yapıyoruz. İkinci alakart sadece bu şapkayla bile herhalde Meksika alakartına giriş yaptığımızı anlayabiliriz. Tabii ki kapı deseni de buna bir ne diyelim işaret olmuş. Meksika alakartına girdik. Önce kendimizi çekelim. Pozitif işaretimizi yapalım. Devam edelim. Evet, Meksika alakartında renkli sandalyeler, böyle bir kaktüslü duvar deseni. Tabii ki misafirler birazdan gelmeye başlayacaklar. Çok da güzel bir dekorla misafirleri bekliyor diyelim. Peki, şimdi Meksika alakartında Mehmet Bey tekila var. Kesinlikle. Bunu biliyoruz. Olmazsa olmazımız. Olmeka tekila ikram ediyoruz. Olmeka tekilamız. Harika. Olmazsa olmazımız. Nakos da vardır kesin. Kesinlikle.
Peki ana yemek olarak misafirlere Meksikalı kartını ne tavsiye ederiz? Meksika mutfağı deyince aklımıza tabii ki öncelikle acı geliyor. Evet. Acılı et fajitayı tavsiye ederim. Fajita olmazsa olmaz değil mi? Aynı şekilde acılı bifasadayı da tavsiye ederim kendilerine. Tamam. Tatlı olarak da Meksikan kremi. Oho. Menüler belli oldu valla. Evet. Mehmet Bey çok teşekkürler ya. Teşekkür ederim. Ama daha bitmedi. Meksika'dan da çıkıyoruz. Böyle geri kamerayı filmi geri sarıyorum. Hop. Telefonum çalıyor, onu beklemeye alıyorum. Devam ediyorum. Üçüncü alakarta yaklaştım. Üçüncü alakart. Şöyle Meksika'nın yanından geçerken bir daha göstereyim. Üçüncü alakart. Hadi tahmin edin. Hadi tahmin edin. Ristorante, ristorante diyerek bir ipucu vereyim. Ristorante Tulipano, Italiano. Ve İtalyan alakartına giriş yapıyoruz şimdi. Şöyle Roma pullarından, pul biriktiren var mıydı çocukluğunda? Burada bir pul şeyi var, deseni var ve İtalyan alakartına giriş yaptık. Hemen şöyle servis açılan masalara doğru dönüyorum. Ve İtalyan lezzetleri seven misafir için de yine ücretsiz olarak üzere kalan misafirlere bu yıl hizmet verilen İtalyan alakartı da burası. Peki, Mehmet Bey yine size soralım. İtalyan alakartında misafirlere bir kere tatlıda tiramisu var. Kesinlikle olmazsa olmazım. Ana yemek neler var? Ana yemek olarak da steak şövalyeyi kendilerine tavsiye ederim. Steak şövalyeyi ile beraber olmazsa olmazımız tabii ki de somon balığı. Oo tamam. Peki. Tabii ki bu menüler Mehmet Bey sağ olsun bize küçük tiyolar veriyor. Ülkelere ait seçkin lezzetlerden ve burada özel yapılan menülerden ama farklı menüler de var. Geldiğiniz zaman onlardan da seçim yapabilirsiniz. Mesela evet burası bir İtalyan alakartı ama hani pizzası yok mu, spagettisi yok mu diye düşünebilirsiniz. Elbette var. Bunlar da yine tercih sebebi olabilir. Buradan da çıkıyorum. Şimdi sırada dördüncü alakart var. Özür dilerim. Evet evet dördüncü alakart var. Tabii ki olmazsa olmazımız Ottoman, Osmanlı ve Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sunulduğu alakarta girdik. Şimdi daha alışılagelmiş lezzetler bizi bekliyor burada. Ne gibi? Kebaplar gibi mesela. Dolmalar gibi. Sarmalar gibi. Şöyle ilerleyelim. Önce masa düzenlerini paylaşalım. Yine lale desenli tabakları paylaşalım. Değil mi? Bizim Türk Osmanlı motiflerinin simgesi lale desenleri. Seramik işçiliğinin ön planda oldu. Evet. Peki. Ben kısa bir şey verdim. Tabii ki Osmanlı ve Türk mutfağı deyince ızgaralar aklı geliyor. Kesinlikle. Kebaplar aklı geliyor. Kesinlikle. Başka hani böyle Ersin Bey burada bu da çok özel diyeceğiniz ne olabilir? Burada özel olarak kendinizi özel hissedeceğiniz kuzu incik fırınımız, aynı şekilde acılı Adana kebabımız, hı-hı, aynı şekilde kuzu şiş kebabımız. Hı-hı. Bunlar da tercihler arasında değerlendirebilirsiniz. Kuzu inciği işaretleyin. Evet. Osmanlı Türk mutfağında kuzu inciği işaretleyin. Çünkü gerçekten pişman olmayacağınız bir menü olacağını ben size ifade edebilirim. Yine devam ediyoruz ve şimdi finale geldik. Sürpriz bölümüne geldik. 5 alakartın bence belki de en keyifli olacaklarından bir tanesine doğru gidiyoruz. Yine Osmanlı'dan da geri çıkıyorum. Osmanlı Türk mutfağından geri çıkıyorum. Ottoman isimli Osmanlı ve Türk alakartımızdan da çıktıktan sonra işte finale geldik. 5 alakartın en eğlencelisi. Aynı zamanda hani akşam böyle deniz mahsullerinden oluşan bir menü olsun alakartımda diyenler için de tabii ki Greek alakartı misafirlerimizi bekliyor. Şimdi burada gayet güzel masa düzenleri alınmış. Balıklar, ızgaralar yine burada hazırlıklar yapılmış. Soğuk mezeler, peynir tabakları dolapta sunuma hazır. Ama burada asıl sürprizimiz ne biliyor musunuz? Eğer siz Greek alakartına rezervasyon yaptırdıysanız ve bu güzel ortamda bir akşam yemeği almak için buraya geldiyseniz sizi muazzam bir eğlence bekliyor olacak. Herkese iyi akşamlar tekrar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ ol çekim. Greek alakartın diğer alakartlardan en önemli farkı
size burada profesyonel, çok sıcak, çok eğlenceli bir ekibin canlı müzik eşliğinde yemeğinizi almanızı sağlayacak olmaları. Şu anda sound check yapıyorlar. Misafirler de birazdan gelecekler. Bu alakartın bir diğer farkı da diğer alakartlar, 4 tane alakart konaklama ücretine dahil idi. 4 gece ve üzeri konaklamalarda ücretsiz idi. Ama burası sembolik olarak bir küver ücreti, rezervasyon ücreti alıyor sizden. Çünkü biraz daha farklı bir konseptle hizmet veriyor. Canlı müzik örneğinde olduğu gibi. Bu yıl için 10 euroydu. Seneye ne olur bilemiyoruz. Daha düşük olabilir, daha fazla olabilir. Şu anda örnek olarak bunu ben size söylüyorum. Bir kriter olsun diye söylüyorum. Lütfen siz geldiğiniz zaman önceden rezervasyon aşamasında bu bilgiyi tekrar teyit ediniz. Ama Greek alakartın böyle bir ayrıcalığı, böyle bir özelliği var. Size bu şekilde bilgilendirmiş oldum. Şimdi birazdan müzik başladığında, misafirler geldiğinde buradaki eğlenceli ortamı da sizlerle paylaşarak görüntülere ekleyeceğim. Kilikya Palas Göynük videomuzun da sonuna geldik. Eğer tesisi beğendiyseniz ve burada rezervasyon atmaya karar verdiyseniz tatil ekibi olarak taleplerinizi bizler memnuniyetle bekler olacağız ve ETS Tur'un yetkili satış ajantesi olarak uygun fiyatlarda ve erken rezervasyon iptal iade sigortası kapsamında rezervasyonunuzu yapabileceğimizi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Tabii ki videonun sonunda beğeni ve abone ol tuşlarına basarsanız kanalımıza da destek olmuş olursunuz ve bundan sonraki otel videolarında çoğalarak gelmesine vesile olmuş olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.